Celaleddin Eddevani, geç yenilenme dönemi eşari kelamcısı ve ahlak filozofu. Klasik dönem sonrası İslam felsefesinin en önemli isimlerinden biri olan Muhakkik Devani'nin doğum tarihi tam olarak tespit edilememekle beraber Hicri 827-830, Miladi 1423-1426 yılları arasında bir zamanda bugünkü İran'ın Kazirun şehrine bağlı Devan köyünde doğduğu bilinmektedir. Muhakkik, Molla, Fazıl ve Alleme klasik kaynaklarda en yaygın olarak kullanılan lakaplarındandır. Ayrıca soyunun Hazreti Ebubekir'e dayanması nedeniyle Sıddıki ve Bekri doğduğu şehre nispetle Kazuruni, Şafii olması nedeniyle Şafii nisbeleriyle de anılmaktadır. İlk eğitimini Cürcani ve Alaaddin Kırtasi'nin de talebeliğini yapmış olan hadis müderrisi ve kadı olan babası Esad Devani'den almıştır. Ardından eğitim hayatında önemli bir yer tutan Şiraz'a geçerek burada çeşitli hocalardan ders almıştır. Enmûzecül Ulûm'un mukaddimesinde yer alan kendi icazetnamesinde ve Müeyyedzade başta olmak üzere talebelerine verdiği icazetnamelerde Devani, hocaları ve tahsil ettiği ilimler hakkında bilgi vermektedir. Buna göre Cürcani'nin öğrencisi Safiyüddin el-İci'den ve Rukneddin Ruzbihan eş-Şirazi'den hadis, Cürcani'nin diğer bir talebesi olan Masaruddin Kazeruni'dense akli ve nakli okumuştur. Yine Cürcani ekolüne mensup Hüsamettin Gülbari ve Hasan Şah Bakkal'dan akli ilimler tahsil etmiştir. Devani'nin hocaları arasında özel bir şekilde bahsettiği isim Muhyiddin Guşekenari'dir. Kendisinden akli ilimlerde Tusi'nin tecridine yazılan şerhi, nakli ilimlerde ise İbni Hacib'in Muhteşarül Muntehasını Cürcani haşiyesiyle okumuş ve hocasından Sahih-i Buhari'yi birkaç defa dinleyerek müzakere etmiştir. Bu bilgiler ışığında Devani'nin, Cürcani'nin talebelerinden oluşan hocalarından akli ve nakli ilimler aldığı ve bu sayede o dönemde Şiraz'da etkin olan Cürcani ekolünü iyi özümsediği söylenebilir. Medresede okutulan ilimlere ek olarak Devani'nin hayatında tasavvufun da önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Müeyyedzade'ye verdiği icazetnamede tasavvufi silsilesini nakletmesi, diğer ilimlerin yanında sufi kimliğini de önemsediğini göstermektedir. Ebu İshak Kazeruni'nin takipçilerinden Aminuddin Belyani'nin halifesi Cemalettin Belyani'nin elinden hırka giyerek sufi çevrelerden de ilim alan Devani'nin silsilesinde ayrıca Avarifül Marif müellifi Sühreverdi yer almaktadır. Yine çeşitli kaynaklarda zikredildiği kadarıyla İbrahim Gülşeni ve Muhammed Nurbahşi ile olan yakın dostluğu ve kendisine nispet edilen kerametlerin bulunması nazari ve ameli boyutlarıyla tasavvufun ilmi şahsiyetlerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Erken yaştan itibaren telif faaliyetine başlayan Devani, ilk dönem eserlerinden olan Tehririye'yi Hicri 862, Miladi 1457-58'de, Zevra'yı ise Hazreti Ali Türbesi'nde bulunduğu sırada Necef'te Hicri 870, Miladi 1466'da yazdı. Sonrasında ilim taliplerinden gelen talep üzerine Zevra şerhi olan Havra adlı eserini kaleme aldı. Henüz 30 yaşlarının başında ilmi kimliğiyle tebarüz eden Devani, daha sonra kaleme aldığı arznamede Akkoyunlu Şehzadesi Yusuf Bey'in valiliği döneminde şehir kadılığı makamına tekabül eden sadaret görevini yürüttüğünü belirtir. Yusuf Bey ile aralarındaki ihtilaflar dolayısıyla kadılık görevinden ayrıldıktan sonra öğretim faaliyetlerine başlar. Bu dönemde Tebriz'deki Muzafferiye Medresesi'nde ders veren Devani,
11 Şevval 872, 4 Mayıs 1468'de Heyakilun Nur şerhi olan Şevakilul Hur'u tamamlar. 1469'da Erdebil ve Yezd'e yaptığı kısa süreli seyahatlerin ardından Karakoyunlu Şehzadesi Yusuf Bey'in ölümü sırasında Şiraz'a dönen Devani, Medrese-i Begüm'de ders vermeye başlar. Bu dönemde Akkoyunlu Hanedanı ile iyi ilişkiler geliştirir. Ali Kuşçu'nun Eşşerhül Cedid Alet Tecridine yazdığı haşiyeyi ve ahlak alanındaki önemli eseri Levamiül İşrak'ı Ahlak-ı Celali ve Şiraz valisi olan Şehzade Halil'e ithaf eder. Akkoyunlu hükümdarı Yakup'un daveti üzerine Devani, en yakın talebelerinden Kadı Mir Meybudi ile beraber Tebriz'e giderek sultanın sarayında bulunur ve bir süre Fars eyaleti başkadılığı yapar. Sultan Yakup'un merkeziyetçi yönetim anlayışına itirazı nedeniyle aralarının bozulması üzerine kadılık görevinden ayrılan Devani, bu dönemde yazdığı önemli eserleri bölge dışındaki yöneticilere ithaf etmiştir. Nitekim Müeyyedzade'nin kendisinden Şiraz'da akli ve nakli ilimler okuduktan sonra İstanbul'a dönerek Sultan II. Bayezid döneminde önemli görevler yürütmesi ve saraya yakın olması vesilesiyle Devani, II. Bayezid'le iyi ilişkiler kurdu. Öyle ki önemli eserlerinden Er-Risaletül Kadime, Fi İsbatil Vacib, El Haşiyetül Cedide Ala Şerhi Tecrid ve Şerhi Rubaiyat 2. Bayezid'e ithaf edilmiştir. Hicri 903, miladi 1498-1499'da Kasım Pürnek'in Şiraz'a hakim olması ve servetinin büyük bir bölümüne el koyarak hapse atmasından kısa bir süre sonra Şiraz'ı terk eden Devani, ilk olarak şehrin güneyindeki Lar bölgesine, ardından da Hürmüz Boğazı'ndaki Cerun adalarına kaçar. Şerhul Akaidül Adudiye, Tefsiru Suretil Kafirun'u burada yazan Devani, Kazerun'a doğru yola çıkar. Ancak 9 Rebiüs Sani 908'de, 11 Ekim 1502'de doğduğu yer olan Devan yakınlarında vefat eder ve buraya defnedilir.